Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de cehennem nasıl tasvir edilir, nasıl anlatılır, orada görülecek cezalar nelerdir, Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Öncelikle duamız tabii ki bütün müminlerin ve inananların cehennem azabından uzak olmasıdır. Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle cezalandırırız. Onlara cehennemde ateşten bir yatak, üstlerine de ateşten örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Araf suresi 40-41. Allah'ın ahdini misak ile belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yeryüzünü bozguna verenler var ya, işte lanet olsun onlara ve yurdun kötüsü de onlaradır. Ra'd suresi 25. Cehenneme nasıl gireceklerdir? O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılacaklar. Tur suresi 13. Suçlular simalarından tanınır. Alınlarından ve ayaklarından tutulur. Rahman suresi 41. Her kim peşin isterse dünyada ona istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını peşin veririz. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Kınanmış olarak ve rahmetimizden kovulmuş olarak oraya girer. İsra suresi 18. O zaman boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürükleneceklerdir. Mü'min suresi 71. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. Tahrim suresi 6. Yok yapamadıysanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının. Bakara suresi 24. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Oraya gireceksiniz. Enbiya suresi 98. Gerçek şu ki kafirlere Allah'tan gelecek bir zararı ne malları ne de evlatları engelleyemez. İşte onlar o ateşin yakıtı olacaklar. Ali İmran suresi 10. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmalarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların yurtları ateştir. Zalimlerin dönüp varacağı yer ne kötüdür. Ali İmran suresi 151. Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır. İbrahim suresi 29. Kim kendine doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyup giderse, onu döndüğü yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Nisa suresi 115. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası. Ali İmran suresi 162. Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlere ise dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler, onların varacakları yer ateştir. Muhammed suresi 12. Şüphesiz ki onların hepsine vaat edilen yer cehennemdir. Hicr suresi 43. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman da oracıkta yok olmayı isterler. Furkan suresi 13. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Ki ne serindir ne de faydalı. Vakıa suresi 43-44. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyeceklerdir. Bize bakın da sizin nurunuzdan alalım. Onlara arkanıza dönün de nur arayın denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki onun içinde rahmet, dışında da azap vardır. Hadid suresi 13. Ki cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerine görününce onun bir hışımlanmasını, kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Furkan suresi 12.
Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Mülk Suresi 7. Sonra o zulüm yapanlara tadın bakalım şu ebedi azabı denilecek. Vaktiyle kazandığınızdan başkası ile mi cezalandırılacaksınız? Yunus Suresi 52. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Maide Suresi 37. Onlar bu lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Kendilerinden ne bu azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. İmran Suresi 88. Kafirler gerek kitap ehlinden olsun, gerek puta tapanlardan olsun, muhakkak cehennem ateşindedirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar insanların en şerlileridir. Beyyine Suresi 6. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve her yandan ona ölüm gelecek. Fakat o ölemez. Arkasından da çetin bir azap gelecektir. İbrahim Suresi 17. Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar eden kafirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine başka deriler vereceğiz. Çünkü Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa Suresi 56. Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar. O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. Zariyat Suresi 12-13. Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. Hac Suresi 21. Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Onu inkar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Hac Suresi 19. Gömlekleri katrandandır ve yüzlerine ateş kaplar. İbrahim Suresi 50. Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Onu inkar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar su dökülür. Hac Suresi 19. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Vakıa Suresi 52-53. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. Gâşiye Suresi 6-7. Nasıl, bu mu daha hayırlı konukluk için yoksa zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir fitne, imtihan yaptık. O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Saffat Suresi 62-65. Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O pota gibi karınlarda kaynar. O kızgın bir sıvının kaynaması gibidir. Duhan Suresi 43-46. Bir irinden başka yiyecek de yok. Hakka Suresi 36. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. Vakıa Suresi 54-55. Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak ve hiçbir kimsenin kazandığı şey yüzünden kendisini helake atmasını, kendisi için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi bulunmadığını Kur'an ile hatırlat. O azaptan kurtulmak için bütün varını feda etse kendisinden alınmaz. Onlar kazandıkları şey yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için inkar ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azap vardır. Enam Suresi 70. Ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve her yandan ona ölüm gelecek. Fakat o ölemez. Arkasından da çetin bir azap gelecektir. İbrahim Suresi 16-17. Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. Vâşiye Suresi 5. Orada ne bir serinlik tadacaklar ne de içecek bir şey. Ancak bir kaynar su ve irin içecekler. Nebe Suresi 24-25. Sonra üzerine onlar için kaynar bir içecek vardır. Saffat Suresi 67. Dönüşünüz hep onadır. Allah'ın vaadi haktır.
Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Kafirlere de inkar ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır. Yunus Suresi 4. İşte artık tatsınlar onu ki o kaynar su ve irindir. Sad Suresi 57. Allah buyurur ki alçaldıkça alçalın orada. Bana konuşmayın artık. Müminun Suresi 108. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. Âl-i İmrân Suresi 77. Cehennemdekiler cennetliklere bize biraz su akıtın veya Allah'ın size verdiği rızıktan bize de verin diye seslenirler. Cennetlikler de Allah bunların ikisini de kafirlere haram kıldı derler. Araf Suresi 50. Günahkarlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. Kehf Suresi 53. Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kafir diyecek ki, ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım. Nebe Suresi 40. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman da oracıkta yok olmayı isterler. Onlara şöyle denilir. Bugün bir yok olmayı değil, nice yok olmaları isteyin. Furkan Suresi 13-14. Onlar cehennem bekçisine, ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün diye seslenirler. Malik de siz böylece kalacaksınız der. Zuhruf Suresi 77. Elimden geldiğince Kur'an-ı Kerim'de cehennemliklerin görecekleri azapları, cehenneme kimlerin gideceğini anlatan ayetleri anlatmaya çalıştım. Allah bütün müminleri ve inananları cehennem azabından korusun. Allah'a emanet olun.